Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 229 آيات. أستعيذ بالله. الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله تعالى يتسكي طلاق iki mertedir. Arkasından yani talaqdan keyin ma'ruf bilan tutib qolishlik yoki go'zallik bilan qo'yib yuborishlik. Ayollarga bergan narsalardan biror narsani olishlaringiz sizlarga halol bo'lmaydi. Lekin er xotin Allohning hadlarini qoyim qilolmaslikdan qo'rqsalar, u mustasno. Uni masalasi boshqa deyapti. Agar eri xotin Allohning hadlarini qoyim qilolmasliklaridan qo'rqsalaringiz, eri xotinga gunoh bo'lmaydi. Ayol kishi fidya bergan narsasida, ya'ni mol berib, to'lov berib, talog'ini olishligida, nikohni bitirishligida ayol erga ham, ayolga ham gunoh yo'q. Mana shular Allohning hadlaridir. Allohning qonunlaridir. Chegaralaridir. Fala ta'taduha. Bu hadlardan oshmanglar. Va kimda-kim Allohning hadlaridan oshsa, o'shalar ular zolimlardir. Suyuti aytibdilarki, at-talaqu ayat tatliqu allazi yuraji'u ba'dahu marratan. Taloq, ya'ni taloqdan keyin qaytsa bo'ladigan taloq ikkitadir, ikki martadir. Isnatani, ya'ni ikkita taloqdir. Bir inson ayolini ikki marta taloq qilgandan keyin qaytishga haqqi bor. Uch marta taloq qilsa qaytalmaydi. Hech qanday yo'li yo'q. Fa'imsakun ay fa'alaykum imsakuhunna ba'dahu bi'an turaji'uhunna bima'rufin min ghayri dirarin. Sizlarga vojib bo'ladiki bu taloqdan keyin ayollarga qaytishlik bilan ularni nikohlaringizda tutib qolishliklaringiz ayollarga zarar bermasdan. Aw tasrihun ay irsaluhunna yoki qo'yib yuborishlik, tasrih qo'yib yuborishlik, azob qilishlik, bi ihsanin go'zallik bilan, go'zallik bilan, yaxshilik bilan qo'yib yuborishlik. Va la yahillu lakum ayyuhal azwaju. Ey erkaklar, ey erlar, sizlarga halol bo'lmaydi, harom bo'ladi. Anta akhuzu mimma ataytumuhunna minal muhuri shay'an. Mahrlardan bergan birorta narsalaringizni olishlaringiz halol bo'lmaydi. Ya'ni bergan mahrni qaytib olishlik joiz emas. Idza talaqtumuhunna ayollarni taloq qilganlaringizda. Illa lekin an yakhafa ayaz zawjani alla yuqima hududallohi. Eri xotin Allohning hadlarini, qonunlarini qoyim qilolmasligidan qo'rqsalar, ay anna ya'tiya bima haddahu lahum min al-huquq, ya'ni erkakka ham, ayolga ham Alloh taolo hadlardan, huquqlardan had qo'ygan, chegara qilgan, qonun qilgan narsani keltirish olmasa, o'zini o'rniga qo'yish olmasa, va fi qiratin yukhafa. Ba'zi qiratlarda yaxofa bo'lib ma'lum emas, majhul bo'ladi. Yuxofa. Agar qo'rqilsalar, bilbilay lil maf'ul, maf'ulga bino qilib majhul qilib.
فَأَلَّا يُقِيمَ بَعْدَ الْاِجْتِمَالُ مِنَ الضَّمِيرِ ف۪يهِ Birdeki Allah'ın hududlarını kayın kılalmasızlıkları degen sözümüz bu zamirden bedel ihtimal bo'lyapti. Va quriya bil fawqaniyati fil fi'layni. İkkala fe'lda ham tepalarida bo'lib o'qilgan ba'zi qiroatda. Ya'ni nuqtalar tepaga qo'yildi. Illa anta khafa ta'qilib o'qisiz bo'ladi. Ya khafa siz g'oyib bo'ladi, ya takhafa bo'ladigan bo'lsa, unda muhatap bo'ladi. Fa'in khiftum agar qo'rqsalaringiz, qani bu yerda muhatap bo'lganiga sababmi? Bu yerda bir oshiqcha sizga fa'in khiftum deb muhatap kelyapti. Agar sizlar qo'rqsalaringiz, alla yuqima hududallohi fala junaha alayhima. Er xotin Allohning hadlarini qoyim qila olmasliklaridan sizlar qo'rqsalaringiz, ularga gunoh yo'q er xotinga fi maftada bihi nafsaha min al-mali li yutalliqaha. Eri talab qilishlik uchun ayol mol berib o'zining nafsini o'zini undan qutqarib olishligi, uni qo'lidan chiqarib olishligida gunoh yo'q. Ayla haraja ala zawji fi akhzihi, ya'ni er xotin bergan narsani olishligida gunoh yo'q erga, wala zawjati fi bazlihi, va ayol ham shu narsani berishligida ayolga gunoh yo'q. Tilka lahkam mazkuratu hududullohi, shu zikr qilingan hukmlar Allohning hadlaridir, qonunlaridir. Fala ta'taduha, bu hadlardan oshmanglar. Va man yata'adda hududallohi fa ulayka humuz zolimun, kimki Allohning hadlaridan oshsa o'shalar zolimlardir. Bu oyat mana yuqoridagi oyatlarning davomidir. Ma'lum zohir ko'rinib turibdi bu oyatning oldingi oyatlarga aloqasi. Zotan Alloh taolo oilaviy masalalar, xususan nikoh, taloq masalalarini zikr qilyapti. Sababi nuzuli to'g'risida bir necha rivoyatlar bor. Sahobalar ba'zilari ayollar bilan ixtilof qildi. Ansoriy sahobalardan bittasi ayol bilan urushib qoldi. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Oysha onamiz aytadilarki, har qanday oilada bo'ladigan bir janjal bo'ldi. Shunda ikkalasi ham bir-biriga qattiqlik qildida er aytdiki, umrbod men seni beva holatingda qoldiraman dedi. Ayol hayron qoldi. Aytdiki, qanday qilib bu ishni qilasan? Er aytdiki, men seni doim taloq qilaman. Iddin bitgan va iddin bitayotgan turgan vaqtda nikohimga qaytib olaman. Yana biroz muddat o'tgandan keyin taloq qilamanda, iddin bitadigan vaqtda yana nikohimga qaytib olaman. Shunday qilib butun umr ersiz o'tasan dedi. Men bormayman, senga qaramayman va boshqa yerga ham tegalmaysan dedi. Chunki mana bu oyat nozil bo'lishdan oldin taloqda bir chegara yo'q edi. Bir odam 100 tagacha taloq qilsa qilaveradi. 50 marta taloq qilgan bo'lsa, yana agar yarashsa yarashib ketaveradi. Alloh taolo bu zulmni yo'qotdi. Bu johiliyatdan qolgan bir zulm edi. Alloh taolo insonlarni asta-asta, sekin-sekin tarbiya qilyapti. İnsanlar o'zlari bilsin, jaholatni tanisin, islomni tanisin. Bir daniga islom kelsa, insonlar islomni ko'tara olmasligi va qadrini bilolmay qolishi mumkin. Bizning zamondagi musulmonlarga o'xshaydi. Ya'ni islomiy oilada tug'ilyapti, musulmonman degan ota-onaning tarbiyasini olyapti-yu, lekin islomga mukammal holatda kirgin desiz, har qanday musulmon mingta bahona aytadi. Ko'chada yurgan jahonlarni ko'ring, dindorman degan, ilmliman degan musulmonlar mingta bahona aytadiki, biz islomga mukammal holatda amal qilolmaymiz, mukammal holatda qabul qilolmaymiz deydi. Ja mahkam ushlasizki aytadiki, zo'rg'a ruslarning qo'lidan ozod bo'ldik-ku. Ruslarning qo'lida shuncha qoldik-ku deydi. Ruslarning ketganiga ham 20 yil cho'p qoldik-ku. Hali ham tuzalmadilaringizmi? Bu qanday gap bu? Ruslar shunchalik bir xudo bo'lib olganmidi sizlarga? Haligacha ta'sirlanib yurishlarmi? Hech sizlarda bir iroda yo'qmi? O'zlaringizga ega emasmi sizlar? Nimaga dinga amal qilmayapsizlar? Bir inson butun hayotida kufrda yashagan bo'lsa, agar u iroda qiladigan bo'lsa, qasdi bir kunda islomga mukammal holatda kirishi mumkin. Va buni insonlarni ko'ryapmiz mana. Kufr diyorlarida butun hayotida kufrda yashagan insonlar islomni tanigandan keyin, Alloh hidoyat qilgandan keyin islomga kiryapti, mukammal holatda kiryapti. Butun masalada amal qilyapti-ku.
Lekin u asta-asta o'rganishli bilan bo'lyapti. Alloh taolo ham insoniyatni tarbiya qilyapti. Ana Madinada nozil bo'lib turgan hukm, yangi hukm. Taloq ikkita dur deyapti Alloh taolo. Ikki marta dur deyapti. Bu endi uchtadan keyin yarashalmaysizlar. Ya'ni qaytsa bo'ladigan taloq ikkitadir. İki marta taloq qilgan odam yana ayoli bilan yarashishligi mumkin. Agar uchinchisi bo'ldimi, yarashdi yo'li yo'q. Hech qanday yo'li yo'q. Bir yo'li bor, u keyingi oyatda keladi. Bir yo'lini Alloh taolo ko'rsatadi. Hanasani yo'li bor-ku. Bu yo'lni Alloh taolo ko'rsatadi, uni keyingi oyatda tafsirlar tanishamiz. Shu taloq qilgandan keyin fa imsakun, alin fa'il bilan kelyapti. Fa ta'qib fa'li bilan. Shu taloq qilganda orqasidan fa imsakun bi ma'rufin, yoki ma'ruf bilan tutib qolishlik bor. Ya'ni ayolingizni tutib qoling, ushlab qoling. Fa'li kelishligi iddanishida bo'lishlikka targ'ib bo'lyapti. Alloh taolo aytayaptiki, taloq qildirasizmi, iddanishida qaytib olinglar deyapti. İddialisida qaytishingiz mumkin. O'tgan oyatning tafsirida aytdik, agar idda bitadigan bo'lsa, ayol rozi bo'lmasa qaytarmaydi. Lekin iddialisida ayolning rizosi shart emas. Idda bitgandan keyin ayol rozi bo'lsa, unda boshqatdan nikoh qiladi. Va shu yerda yana bir masalani aytaylikki, ikkita taloqdan keyin ma'ruf bilan tutib qolishlik deyaptimi? Demak, qaytishlikni aytayapti Alloh taolo. Demek ki bu raci'i taraftır. At-talaqu marratani, bu raci'i taraf. Kayıtsa buladigen taraftır. Bain talaqmaz. Ahmed bin Hanbel etediler ki Kur'an'da bir arta yerde bain talaq kemiydi. Daim Allah Ta'ala raci'i talaqını zikir kigen. Ferin bain talaqını zikir kimegen Kur'an. Bundan ki yenge ayette üçüncü talaqını zikir kiladı. Şu ikide talaktan giyinem, yine talak kıladigen bulsa, üçüncü talaktı kısa, dedi, o başka mesele var. Üçüncü talaktı zikir kılıyordu. Lekin, bu bitti, ikide, yaki mutlak talak zikir kılıyken de, bir arada yerde Allah Ta'ala, bayin talaktı zikir kılıyordu. Bunu ne gene Allah kılıyordu? Demek ki biz ilacı varırsa, yani aslında talaktan uzak duruyorduk, talakını Allah Ta'ala yaş görmeydi. Talaq şeytanı husan kıladigan narsa. Talaq o'zi mubah, joiz. Lekin İslam'da yaman körülgen narsa. Allah yaman köradi. Yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun doim yarashtirishlikka harakat qilyapti, ko'ryapsizlar. Mana taloqdan keyin orqasidan davlat birdaniga sayimsalgun bi ma'rufin. Ma'ruf bilan ushlab qolinglar deyapti. Qo'ldan chiqarmanglar deyapti. Qani yana targ'ib beryapti. Doim targ'ib beryapti. Hadislarda ham keladi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, shayton o'zini taxtini suv ustiga qo'yadi dengizga. Nimaga? Boshqa shaytonlarga o'zini xudo deb ko'rsatishlik uchun. Ki askarlardan so'raydi, "Sen nima ish qilding?" U aytadiki, "Falonchini vasvasa qildim, o'g'irlik qildi. Sen nima ish qilding?" "Falonchini vasvasa qildim, urushdi." "Sen hech qanday ish qilmabsizlar, kunni bekor o'tkazibsizlar ekan" deydi. Shu ham ishmi deydi. Og'ri bittasi uyalib aytadiki, "Erohatimni vasvasa qildim, og'ri taloq qildi." Şeytan onudan tutup kucağını açıp kere dedi. Mana şu iş dedi. Bu iş tıkıttı geldiydi, kucağılıydı onu. Kucağılıydı ve o zıga en yakın yerine oturuyordu. Karim bir ailenin büzgen, talan suçuya sarapçı büzgen şeytanını, şeytan o zıga en yakın yerine koyuyordu. Çünkü aile büzüldü mü, erkekken, ayolken beri bir zarar kılardı. Beri bir zarar kılardı. Erkek etmezsin, inge zarar kılmaz demezsin, inge zarar kılardı beri dur. Ayol kişiye hem zarar kıladı. İnsanlar mesela doğru, Allah kifaya kıladı. Allah hem de yeterli. Peki Allah da dünyadaki hayatı sebeplerine bağlı geldi. Dünyada kimdir kim gidiyor, sebepçi buladı. Ve bu sebeplerde istimal kılıçdik ki büyürken Allah da Allah. Sebepsiz bu mıydı? Şunun için eri hatınca zarar buladı. Şeytan bana hursan buluyordu karim. Ve ortada farzandlar, farzandga zarar bo'ladi. Farzandlar agar otasi bilan qolsa, onasidan ayriladi. Onasini ko'rmaslik bir zulm, aziyat. Agar onasi bilan qolsa, otasini ko'ra olmasa, u yana zulm. Xususan insonlarning ko'pchiligi taloq masalalarini bilmaydi, islomiy axloq yo'q,
ajralgandan keyin er-xotin bir-biriga düşman bo'ladi. Bir-birlarining aybini ochib, bir-birini yomonlashib qayga borsa, u shundayligida, bundayligida deb aybini ochib, tuhmat qilib, iftiro qilib, qarasa odamlar ishonyapti, mingta yolg'onlarni ham qo'shib yuborishadi. Mana shaytonni xuzon qilyapti turganlar. Hammasi taloqdan boshlanyapti. Shunda qarasizki, bir insonning oilaviy, ya'ni eng maxfiy bo'lgan sirlari ko'chada yuribdi, hamma gapirib yuribdi. Sizning oilaviy siringizni masalan, erkakning sirini ayol aytmasa, ayolning sirini erkak aytmasa, odamlar qayerdan biladi buni? Hech kim bilmaydi-ku. Insonning eng nozik sirlari oilaviy sirlari. Ammo taloq tushgandan keyin qarabsizki, ko'chada hamma gapirib yuribdi. Buni xotini bunday ekan, buni eri bunday ekan. Ikkala tarafga ham zarar. Masalan, sirni xotin ochadi, erkakka ham zarar, xotinga ham zarar. Yoki erkak ochadi, erkakka ham zarar, xotinga ham zarar. Insonlar ham ahmoq emas, insonlar tushunib oladi. Bunday voqea ham odamiki bo'layapti degan bo'lsa, ikkalasi ham aybdor deydi. Hadina bular ko'chada ko'ringandek taqvodor emas bular. Ko'chada ko'ringandek dindor emas. Oilasida fosiq, dinga amal qilmaydi. Allohning qonunlarini e'tiborga olmaydi bular deydi. Qarasiga hamma gapirib yuribdi. Ya'ni ayollar sizni ayolingizni odamlar gapirib yurishligi masalan siz taloq degan bo'lsangiz nikoh bitti lekin taloqdan oldin sizning xotiningiz va xotin. Endi odamlar hamma gapirib yuribdi sizning xotiningizni. Unday ekan, bunday ekan deb. Siz g'ayratsiz kelmaysiz, qanday insonsiz? Qanday erkaksiz? Qanday siz mu'minsiz? Iymon, erkaklik, insonlik bu narsalarni qabul qilmaydi-ku. Odamlar sizning xotiningiz so'zida gapirib yurishsa. Endi ayol kishiga ham munosib emas erini yomonlashlik. Eriydi uni bir zamonlar. O'rtalarida yaxshimi yomonmi bir-biriga xizmat o'tdi. Ayol qo'ldan kelgancha erkakka xizmat qildi, erkak qo'ldan kelgancha ayolga xizmat qildi. Bir-biriga yordam berdi. Endi bir taloq bo'ldi deb butun yaxshiliklar hammasi unutiladimi? Hammasini betiga tupuriladimi? Hammasiga nonko'rlik qilinadimi? Qarang, bular hammasi qabohat bular. Hammasi xunuk narsalar. Hammasi insonga yarashmaydigan narsalar. Ammo hammasiga nima olib boryapti? Taloq olib boryapti. Shu darvozani hammasini taloq qilyapti. Shuning uchun Alloh taolo buni yomon ko'radi. Taloq lekin o'zi mashru shariatda bor. Shariatga muvofiq taloq qilinsa ibodat, savob bo'ladi. Bu qanday holatda? Hozir Alloh taolo aytayapti deganidek, bir-birini haqqini ado qila olmayapti. Ko'ryaptiki, bir-biriga zulm qilib qo'yapti. Shunda Alloh taolo taloq qilishdagi izn berdi. Agar birga yashaydigan bo'lsa, bir-biriga zulm qilyapti, haqqini, huquqini ado qila olmayaptimi, ajrashsin. Shariatga ko'ra, "Saymsakum bi ma'rufin, ma'ruf bilan shafqatsin, aw tasrihan bi ihson." Yoki ihson bilan yaxshilik qilib qo'yib olsin, ajrashib ketsin deyapti Alloh taolo. Yaxshi holatda nikoh bilan to'planishadi, yaxshi holatda taloqni ajrashib ketishadi. Bir-birini yomonlamaydi. Bu masalalar keyinroq keladi. Bunday holatdagi taloq bo'lsa, uni Alloh taolo yaxshi ko'radi. U savob bo'ladi. Bundan boshqa taloqlarni hammasini Alloh taolo yomon ko'radi. Mayda chuda kamchiliklarga sabr qilishlik kerak. Chunki mayda chuda kamchiliklarga sabr qilmayapsiz, taloqdan keyin katta zararlar keladi. Katta zararlar keladi. Endi bu er-xotinga tegishli bo'lgan masala, bolalarga bo'lgan masalani qo'yilgandir. O'rtadagi farzandlar bir umr mana ota-onasi ajralgan holatda uni o'zining bir aziyati bor. Uni o'zining bir zulmi bor. Bolaga ruhiy ta'sir qiladigan, ma'naviy ta'sir qiladigan o'zining bir aziyati bor uni. Ota-ona uni o'ylashlik kerak. Albatta ikki taraf o'ylashlik kerak. Faqat bir taraf o'ylagani kifoya qilmaydi. Er ham o'ylasin, xotin ham o'ylasin uni. Ya'ni farzandlarga qanchalik aziyat zulm bo'lishligini. O'zidan o'zi farzandlarga onani muhabbatiga muhtoj bo'ladi, tarbiyasiga yo otani tarbiyasiga muhtoj bo'ladi. Tarbiya ham noqis bo'ladi o'zidan o'zi. Qarang, farzandlar tarbiyasi noqis bo'lyapti. Va ko'pincha taloqdan keyin farzandlarning buzilishligi o'taga kelib chiqadi. Farzandlar mutlaqo tarbiyasiz qoladi, tarbiyadan chiqib ketadi. Qarabsizki, ertaga daydi, o'g'ri, zolim fosil bo'lib yetishadi. O'zlari yaxshi insonlarni farzandlari, lekin bunday buzuq insonlar bo'lib yetishadi. Yani hamma degani emas bu albatta. Alloh saqlasa, hidoyat qilsa boshqa masala. Taloqni
Yani Allah Teala yaxşı görməsliyi başqa dəlillər kür. Mən bunu mənə hadisdən və aqlən sibatlar çöntürüb verdim. Çünki bəzi insanlar talaqını abdiyin əsədi buyuruyordu. Yani bizim millətdə yox bu nəsə. Bizim millət talaqdı yaman görədi, erkəyəm, xatınəm. İlacı barca talaqqı mıydı? Demək ki, çünki biz əcdadlarımız talaq məsələsini yaxşı düşünənlik üçün bizə çöntürgən, bizi həyatımız yəsingib getkən. Biz talaqlı yamanlığını, dəlillərini bilməsəkən, yaman görəmiz, çünki urflənib qoyanmız, adətlənib qoyanmız. Bu, yaxşı adət bu. Ləkin, Şafii məzəbədə talaq abdi nəsə xəsəblənir. Yəni, Şafiiyyəm ailələrin məsələsini qadr qiymətliyə ab, qadr qiymətsiz qılırlar, beyfəqarlıq qılırlar deyən məqsəddə etməyədi o kişiyəm. O kişi etədi ki, mənə ayətlərdə talaq abdi zikir kılınıyordu, demek ki abdi eken deyiz. Adamlar kelişelmedi, talaktır, keçiyorum deyiz. Yani Araplarda köpçülüğü Şafii mezhepti bu genlik için, onlarda talak kılıçdı ki abdi mesela. Abdi. Nikahlanadı, köp ötmezden talak keçiyorum. Hiç erkeğe meçilmedi, hatına meçilmedi. Hatına meçilmedi ki, bu katta musibet bul diye men yedemeydi. Adetlenip geçirken. Elbette bu narsalar indi biz içimizde hem kiriyatı. Bizim milletlerine hem kiriyatı bu narsalar. İki taraftan. Hem Araplardan tahsillerini yaptız. Bizdekiler Araplardan örgünü yaptı. Araplar da şimdi yakın olur. Ama Araplar da bu işin atı doğru. Yaşımaz bu. Ama onu size karışmayız. Araplar kılı yaptıken. Araplar dalil bu muydu? Bazıları ise küfürden tahsillerini şey yaptı. Avrupa'dan, Amerika'dan, Ruslardan tahsillerini yaptı. Qarayapti ki, ularda nikah, talaq masalları, abdi masalları. Hala gəlini qıladı. Hiç kendi sabır yok, tahammül yok. Sen nesek acilash keçiş olaz. Bunlar yaxşımaz bunlar. Yukarıda etken zararlarımız var. Allah Teala yukarıda etken zulümden toxtaşdığı üçün ayetti ki, talaq ikide durdurdu. Üçtədən ki, yerleşti imkanı yok. Ayalga zulüm bir kımasın erkeklər. Ayallarda himaya qılayatkarı. Talaq İkide durdurup, ayarlarda himaya kılıyordu. Talaktan ki niye yaşlılık bile, mağruf bile üşüleyip kalınadı? Fe imsakül kalın, üşüleyip kalışlık. Neden ki üşüleyip de eti yaptı Allah Teala? Mesela devam etçilik dese bularıdı. Mağruf bile devam etçilik diseyen bularıdı. Peki mağruf bile yaşlılık diseyen bularıdı. Bunu dedi miydi Allah Teala? Üşüleyip kalışlık diyordu. Bu bilan ayol kishining qadr qiymatini ko'rsatyapti Alloh taolo. Ya'ni siz bir ne'mat, qiymatli narsani ushlashlikka qanchalik haris bo'lasiz? Falonasan ushla desa, mahkam bo'lgin, imsak degani, amsaka degani mahkam ushlamoq degani. Falonasan, sen mahkam ushagin desa, siz bilasizki, mahkam ushashga buyurilib turgan narsa qiymatli narsa ekan, foydali narsa ekan, kerakli narsa ekan. Alloh taolo shuning uchun imsak kalimasini keltiryapti. Ma'ruf bilan mahkam ishlashlik deyapti. Ayollar katta ne'matdir deyapti. Chunki bir insondir, Allohning mahluqi. Har bitta ayol Maryam onamizdek bo'lishi mumkin, Xadija onamizdek bo'lishi mumkin, Oysha onamizdek bo'lishi mumkin. Agar o'zi va atrofidagilar mana shu darajalarga chiqishiga xizmat qilsa, o'zi va atrofidagilar. Har bitta ayol o'zini zotida nihoyatda qiymatlidir. Her bitti ayol, bütün dünya ve onun içindeki bütün nimetlerden kıymetlidir. Şunu güçlü Allah Teala deyipti ki, mahkem üçleştik deyipti. Ayol izi, kadir kıymetini bilin, mahkem üçleyin, beraber yaşayın. Ve hak hukukları, bunlar hem eski kitabı uzunluğunuzu. Bil ma'ruf ve aldın gidik, zulüm, eziyet, beyfervalı ilgilenmez. Ma'ruf bilen olsun. Ma'ruf tanık diye yani, tanılgen. Ayet hadisiye münasib bir hayat buluşluk gerek. Kur'an hadisiye münasib buluşluk gerek. Ötken ayetlerde etkenimdik, ortada nihayette mükemmel bir muhabbet, hürmet, ihtiram buluşluk gerek. Zulüm kılıçlık caizmez. Bizde hemen beygenege zulüm kılıçlığı yamanlığını bilendi. Beygenege zulüm kılıç yaman. Çünkü üyem üç alışı mümkün. Ama er hatın birbirine zulüm kılı olardı. Er hiç korkmasan hatınıge zulüm kılı olardı. Beganaga qanday zulm qilyapti turganingiz harom bo'lsa, ayolingizga qilgan zulm undan battardir. Zulmligi bor, pastkashligi bor buni.
Nimaga ayol kishiga zulm qilyapsan? Xususan ayolingga. Ota-onasini tashadi, butun xishaqlabosini tashadi, butun orzu-umidini tashadi, butun maqsadini tashadi. Seni oldinga keldi, seni rozi qilmoqchi, seni xizmatingni qilyapti. Seni itoatingda uyingdan chiqmasdan o'tiribdi. Nimaga bunga zulm qilyapsan sen? Va ayollarga bo'lgan zulmda xiyonat ham bor. Alloh taolo omonatiga xiyonat qilyapsan. Shuning uchun bu masalalarda ehtiyot bo'lishlik kerak. Hadislarda keladi, qiyomat kunida insonga eng katta da'vogar ayoli bo'ladi. Erkaklarga eng katta da'vo qilgan kishilar ayollar. Ko'chadagilarga zulmga o'ylab zulm qilgansiz, ayolga hech o'ylanmasdan bemalol zulm qilganligingiz uchun qiyomatda talab qiladi u. Tog'dek savoblaringiz keyin ayolingizga o'tib ketadi. Undan keyin bola chaqalari. Insonga eng katta da'vogarlar xotinidan keyin bola chaqalari. Chunki insonlar o'zini bolalariga ko'p zulm qiladi, e'tiborga olmaydi. Boshqalarni bolalaridan shirin gaplashadi, o'zini bolasidan qattiq gaplashadi. Zulm qiladi. Ular keyin qiyomatda talab qiladi o'zlarini haqlarini. Shunday holatga tushmasin deb Alloh taolo aytibdiki, "Fa'imsalkun bima'rufin." Ma'ruf bilan ushlashlik deyapti. Shariatga muvofiq ushlab qolinglar deyapti. Au yoki tasrihun bi ihson. Ihson bilan yaxshilik bilan qo'yib yuborishlik deyapti. Ajrashadigan bo'ldingizmi? O'tirib sulh qilishlik kerak. Rozilashsin, halollashsin. Aytsinki, xotin, Alloh sendan rozi bo'lsin. Mana 1 yil yashadik, 2 oy yashadik yoki 5 yil yashadik, 10 yil yashadik. Qo'lingdan kelgancha xizmat qilding. Yaxshi ayol eding. Sen ham Allohning qulisan. Sen ham bir musulmonsan, mu'minasan. Innamal mu'minuna ikhvon, mu'minlar hammasi aka-uka. Biz islomiy e'tibordan birodarmiz zotan. Meni singlimsan islomiy e'tibordan. Qo'lingdan kelgancha xizmatlarni qilding. Sendan bo'lgan kamchiliklarni men kechirdim. Alloh rizosi uchun kechirdim. Mendan bo'lgan kamchiliklarni sen kechir, deyishlik kerak. Ayol ham shunday gaplarni aytishlik kerak. Sen ham yaxshi insonsan, natijada sen ham musulmonsan. To'g'ri xatolaring bor. Lekin men ham seni kechirdim deb bir-birini kechirib, halollashib, haqqingni halol qil. Ya'ni meni sendan biror qarzim yo'qmi? Senga bir zulm qilmaganmi? Nimadir bir-biridan so'raydi. Ikkalasi rozilashgandan keyin yana ta'kidan aytadiki, mana biz ajrashyapmiz. Ayoliga aytadi, men seni to'yingda faqat yaxshi gapiraman. To'g'ri, ba'zi ayblaringni, kamchiliklarini ko'rdim, ochmayman buni. Bir musulmonning aybini ochishlik harom, joiz emas. Xotini ham aytish kerakki, men ham seni ayblaringni ochmayman. Sirlarimiz o'rtamizda qolsin. Qarang. Hurmat ehtiromla ajrashib ketishadi. Shuni aytayapti Alloh taolo. Au tasrihun bi ihson deyapti. Bu islom bu. Endi musulmonlarning hayotiga qarang-chi, bormi shunday ajrashganlar? Ha? Bunday qarab topolmaysiz. Lupada qani lupada. Mikroskopda qarang, topolmaysiz. Bitta ikkita odam chiqib qolmasa, hozirgi musulmonlarning holati mana hayotida islom qanchalik bor, yo'q, mana bilib olaringiz. Go'zallik bilan tasrih qarang, sarraha yusarrihu. Qo'yvormoq degani, irsol degani, bo'shatmoq degani, yo'lini bo'shatib qo'yishlik, qo'yib yuborishlik. Ayol kishiga butun haqqini o'ziga berishlik, ozod qilishlik. Nima qilsa endi o'zi biladi. Shuning uchun tasrih deyapti. Qarang. Bunday go'zal holatda ajrashib ketishlik kerak. Chunki natijada ikkalasi ham islomda, iymonda har bitta gapingizga javob berasiz qiyomat kunida. Ajrashayotgan holagan gapni gapirmang. Xususan er xotin ajrashganda bu endi o'zlarining haqqiga tegishli bo'lgan narsa-yu, bolalarni e'tibordan ham ehtiyot bo'lsin. Bizning zamonda musulmonlar nima qiladi? Fosilada qo'yin, biz musulmonlarga gaplashyapmiz hozir, dindonlar. Ajrashgandan keyin, masalan, dadasi bolalarni ko'ramansa, onasi qarshi. Yoki onasi ko'ramansa, dadasi qarshi. Nimaga? Chunki yomonlaydi-da. Dada asosan bolalariga onasini yomonlaydi. Oning falonida, tistonida, o'qiladi, bukiladi, shuning uchun ajrashib ketdik deb yomonlaydi. Bola bechora indamay kallasini qimirlatib o'tiraveradi. Nimasin? Dadasi. Begona bo'lsa, chini sindiradi uni. Chunki onasini yomonlayapti. Lekin o'zini dadasi eshitishga majbur qana ikki tarafdan zulm bolaga.
dadasi aziyatlanyapti, dadasi nasab buzilyapti, uning uchun xafa bola. Ikkinchi tarafdan onasi yomonlanyapti. Ko'ring? Bu johil ota o'zicha xursand bo'lyapti, ichidagi dardini to'kyapti. Eng katta dardlarni, hech kimga aytilmagan dardlarni to'kyapti bechora. Lekin bolaga aziyat bo'lyapti, zulm bo'lyapti. Ayni xatoni keyin xotin ham qiladi. Xotin ham bu bolalarga dadasini yomonlaydi. Seni dadang undagi edi, bundagi edi. Bola ikki tarafdan zulm ko'radi. Bu yomonlayib turgan onasi. Onasini eshitadiki, qalbi eziladi. Onamga shuncha zulm bo'pti-ya deydi. Qani deb shikoyat qilinib turgan odam begina bo'lgan deydi-da, farzandiga bu jazosini bersa edi. Shunchalik katta zulmlar qildi ekan onasiga. Bu tarafdan xafa bo'layaptimi, ikkinchi tarafdan qarasa u dadasi u tarafdan aziyatlanadi. Bolaga ikki tarafdan zulm bo'lyapti. Bu zulmni, bu ahmoqlikni, bu jaholatni qilmaslik kerak. Ota hech qachon bolalariga onasini yomonlamasin. Ha, haqiqatan shar'iy bir kamchilik bo'lsa. Masalan aytaylikki, dadasi haqiqatan bir aroq ichadigan yoki aqidasi buzuq shunday inson bo'lsa, onasi ogohlantirsin. Dadang inson e'tiborligidan yaxshi inson. Masalan bizga nafaqasini o'zini vaqtida berdi, yaxshi qaradi. G'ayratli inson, ammo aroq ichardi. Aroq ichishligi harom. Alloh man qilgan uni. O'g'lim, qizim, ehtiyot bo'l bu masaladan. Desa boshqa masala. Yoki falon shirk aqidasi bo'lsa boshqa masala. Yoki ota ham onasi to'g'risida dediki, onang yaxshi inson, ammo hijobga beparvo. Qizim, sen bu masalada onangga ergashma. O'g'lim, onang musiqa eshitadi. Musiqa eshitmaylar harom. Bu masalalar boshqa masalalar. Siz da'vat qilyapsiz. Shariat hukmlarini o'rgatyapsiz, bu boshqa. Lekin o'rtaga nafs kirib, boshidan oyoq bütün yaxshiliklar xizmatlardan yuz o'girib, uni yomonlashlik joiz emas. Haromdir. Harom, harom, harom. İkkita musulmon bir-biriga zulm qilyapti, o'rtada farzandga ikki tarafdan zulm qilinyapti. Bunchalik katta gunoh, lekin musulmonlar bilmaydi bu narsalarni. Bemalol qilishyapti. Odat bo'lib qolgan. O'zi ajrashishdan oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlashadi ikkalasi ham. Xuddi Amerika bilan Rossiya jangga tayyorgarlik ko'rayotib turgandek, er-xotin ajrashmoqchi bo'layotib turganda dalillarni to'plashadi. Shohidlar, tanishlar, ikki tarafdan qarindoshlar, butun tanishlar, tarafdorlar to'planadi, jang boshlanadi keyin. Bular hammasi harom, qat'an haromdir. Joiz emas. Zulm Allohning la'natiga sababchi bo'ladigan narsa. Rizqni ko'tarilishiga sababchi bo'ladigan narsa. Allohning g'azabiga sababchi bo'ladigan narsa. Shularni hammasini Alloh taolo ikkita kalima bilan bitiryapti. Au tasrihun bi ihsan deyapti. Qur'onning mo'jizaligini qarang. Ikkita kalima bilan bitirdi. Yoki agar yashay olmasalaringiz, ihson bilan qarang, ihsan. Yaxshilik qilib qo'yib yuboringlar deyapti. Ajrashinglar deyapti. Au tasrihun bi ihsanning at-talaqum marrataniga qanday aloqasi bor? Ikki tafsir bor bu yerda. Ba'zilar aytadiki, tasrihun bi ihsan uchinchi taloq bo'ldi deydi. Ikkita taloq qiluvdi, yarashishdi, qaradiki yana bo'lmayapti. Unda go'zallik bilan, yaxshilik bilan qo'yib olsin deb uchinchi taloq deydi. Bunga ba'zi rivoyatlar ham keltiriladi. Sahobalar kelib Rasulullohdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, at-taloqu marratan" deb taloq ikkitadir, ikki martadir dedi. Uchinchisi qani? Deganda payg'ambarimiz alayhisalom "Au tasrihun bi ihsan" dedilar. Go'zallik bilan, yaxshilik bilan qo'yib olishlik dedilar. Shu rivoyatlarga ko'ra tasrihun bi ihsan uchinchi taloqdir deydi. Ammo ba'zilar aytadiki, yo'q. Bu ikkinchi taloq qilindimi? İkinci taloqni hali iddasi bitgani yo'q. Iddani ichida Alloh taolo aytayaptiki, yo yaxshilikni olib qoling, qayting, yarashib oling, yoki go'zallikcha qo'yib yuboringki, yarashmang, shu taloq taloq bo'lib ketsin, deydi. Tushunyapsizlarmi? Qarang, tasrihun bi ihsonda ikkita tafsir bor. At-taloqu marrataniga nisbatan. Hanafilarda ko'pchiligi ikkinchi tafsirni olishadi. Tasrihun bi ihson o'sha ikkinchi taloqni davom ettirishlik deydi. Uchinchi mustaqil taloq emas deydi. Lekin uchinchi taloq bo'lishi ham mumkin. Kela tafsirda ham bayon qilinib, ular ikkinchi tafsirda tarjih berishadi. Oyatning davomiga kirishdan oldin shu oyatga tegishli bo'lgan eng muhim masalani zikr qilishimiz kerak. Eng muhim masala.
Hozir dunyoda, dunyoning hamma yerida butun musulmonlarning boshini qatirgan va katta ixtiloflarga sabab bo'lgan masala. Nima u? Uch taloq masalasi. Bir odam xotinini uch taloq qilsa, seni uch taloq qildim desa, yoki ming taloq qildim desa, ba'zi polvonlar bor, shunday taloqqa polvon. Ish qilsiz beli og'riydi, ishlay olmaydi. Taloq qilishga kelganda jahat polvon. Ning taloq qildim deydi. Shunda ham ko'ngli taskin topmaydi. Nima bo'ladi buni hukmi? Jumhur aytadiki, bu 3 taloq bo'ldi, nikoh bitdi deydi. 3 taloqdir. Bular qaytib yarasha olmaydi. Yarashdi imkoni yo'q. Bitta yo'li bor, keyingi oyatda keladi u. Bundan boshqa yo'li yo'q. Hech qanday yo'li yo'q. Ba'zi olimlar aytadiki, yo'li bor. Bir inson bir majlisda birdaniga bir og'iz bilan ming taloq qildimsa, uch taloq qildimsa, u bir taloq hisoblanadi. Bir taloq hisoblanadi. Va taloq deganligi uchun raj'iy taloq bo'ladi. Yuqorida aytgan ahkomlarimiz. Yarashmoqchi bo'lsa, yarashib ketaveradi. Yangi nikoh ham kerak emas. Endi qaysinisiniki to'g'ri? Biz bilamizki, bütün insonlar kimiki 3 taloq qildim desa yoki 1000 taloq qildim desa, 3 taloq deydi, ishi bitdi deydi, yarashalmaydi bular deydi. Ajrashtirib olishadi, to'g'rimi? Kimiki esa ki, yo buni bitta taloqqa hisoblasa bo'ladi desa, uni vahobiy deyshadi. Adashgan bular deydi. Jumhurga xilof qilyapti deydi. To'rala mazhabga xilof qilyapti deydi. Tuhmat qilishadi. Kimiki to'g'ri? Qani Qur'onga solishtiramiz. Qaysi fatvo to'g'ri? Alloh nima deyapti? At-taloqu marratani deyapti. Diqqat qiling. Taloq ikki martadir deyapti. Taloq bir marta demayapti shu. Qarang. Taloq ikki marta deyapti. Demakki Qur'onni bizga ko'rsatib turgani bo'lib taloq qilishlik. Alloh taolo at-taloqu talaqani demayapti. Taloq ikki taloqdir demayapti. Taloq ikki martadir deyapti. Bunga diqqat qiling. Demek ki, o'sha bir majlisda nechta taloq desa desin, uni bitta taloq bo'lishligini oyat ko'rsatyapti. Taloq ikki marta deyapti. Bir martada bo'lmaydi deyapti. Tushundingizmi? O'sha nikohni bitiradigan, oilani bitiradigan taloq ikki marta bo'lishlik kerak. Marratani deyapti. Siz uni bitta majlisda bitirib yuborsangiz, at-taloqu marratani qayerga ketadi? Kim amal qiladi bu oyatga? Qarang. Demak, odamlarning o'rtasidagi odat bo'lgan narsa Qur'onga zid bo'lyapti. Va men yuqorida yana bir masalani aytgan edim. Ahmad bin Hanbal aytgandilarki, Qur'onda kelgan butun taloqlar raj'iydir dedi. Imom Ahmad shu masalani chuqur tekshirdilar va ko'rdilarki, Qur'onda doim kelgani raj'iy taloq. Bu nima degani? Demak, bir erkak xotinni taloq qilsa, raj'iy taloq bo'lishi kerak. Birdaniga 3 taloq qo'yarsa, 1000 taloq qilsa va 3 taloq hisoblansa, bu raj'iy bo'lmaydi-ku. Tushunyapsizlarmi? Bir erkak xotinini birdaniga 3 taloq qilsa, 100 taloq qilsa, 1000 taloq qilsa va shu bilan biz buni 3 taloq tushdi desek, unda yarashalmaydi ular. Bu taloq nima bo'ladi? Boyin taloq bo'ladi. G'aliz taloq bo'ladi. Ishni bitirgan taloq bo'ladi. Qaytishda yo'li yo'q. Va Qur'onni boshidan oxirigacha xilof bo'ladi. Qur'onni boshidan oxiriga shaxlab qilgan bo'ladi. Qur'ondan yuz o'girgan bo'ladi bu inson. Shu bir daniga 3 taloq qildim, 1000 taloq qildim degan odam qattiq osiy bo'ladi. Qur'onni boshidan oxirigacha qarshi chiqqan inson bo'ladi. Endi buni ulamolar gapirishlik kerak. Bu bor kitoblarda. Mana Qur'onda bor, hadisda bor, hozir hadisdan ko'rsataman. Endi biz olamasak-ki, biz Hanafiymiz desa, Hanafilarda ham kitoblarida bor. Hozir Hanafilardan ham o'qib beraman. Biz ham Hanafiymiz-ku. Biz boshqa mazhabda emasmiz-ku. Biz boshqa sayyoradan kelmadik-ku. Biz ham shu diyorlarda katta bo'ldik. Biz ham Hanafiy mazhabini o'rgandik. Ammo biz kengroq o'rgandik. Ham O'rta Osiyoni Hanafiy mazhabini, ham Pokistonni Hanafiy mazhabini, ham Turkiyanigini sal kengroq o'rganganligimiz uchun biz Hanafiylar hayron bo'lyapti. Bu qanaqa Hanafiy mazhab ekan deb. Hozir mana dalillarni ko'rasiz. Oyatlar sobit bo'ldi. Shuning uchun bu masalada ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zi mullalar yo'q, islomdagi fatvo shu. Bir majlisda nechta taloq qilganimiz shu bo'ladi. Boshqa gap yo'q deishligi Qur'onni inkor qilishlik bo'ladi.
At-talaqu marratani. Alloh aytadiki, taloq ikki martadir deyapti. Ikki qaytadir degani, ikki takror deyapti. Tushundingizmi? Martani tushunyapsizlar hammalaringiz. Buni oshcha izohlashlikka, sharhlashga hojat yo'q. Ikki marta bo'lish kerak deyapti Alloh taolo. Ish bitdi mana. Endi hadislarga qaytadigan bo'lsak. Bizning mullalarimiz nimaga bunchalik qattiqlik qilishadi? Siz yo bunday gap yo'q dedi. Qur'onni biz tushunalmaymiz. Bizning mullalarda bahonasi shu. Biz Qur'onni tushunalmaymiz. Shuning uchun biz Qur'onni sharhlariga qarashligimiz kerak. Ammo sharhlarda ham yo'q. Ulamolarimiz so'ziga qaraymiz, yo'q dedi. Ulamolarimiz shunday degan. Uch taloq dedim, ishi bitdi dedi. Ha, uch taloq ishi bitadigan uch taloq qanday? Ali marta-marta bo'lsa. Bir inson yuqorida aytdim men, bundan oldingi oyatlarda. Ayoli hayz ko'rmagan, nifos ko'rmagan holatda, tuhur holatida, pok holatda bir taloq qiladi. O'rtadan zaman o'tadi, 5-6 oy, yana janjal qiladi, yana bir taloq qiladi. Yana zaman o'tadi, yana janjal o'tadi, yana poklikda taloq qiladi, bu 3 taloq bo'ldi. Bundan keyin yarashdi yo'li yo'q. Hech qanday yo'li yo'q, illo bir yo'li bor, keyingi oyatda keladi. Boshqa hech qanday yo'li yo'q. Mana bu 3 taloqqa ixtilof yo'q. Ammo bir majlisda aytib o'rilgan, bir og'izda, bir kalimada aytilgan 3 taloqda ixtilof bor. Mana oyatda ko'rdikki, oyat uni qabul qilmadi. Yo'q, biz qabul qilmaymiz deyapti Alloh taolo. Endi hadisga qaytaylik. Hadisda İmam Müslim'de geliyordu. Kalin Sahih Müslim'de. Talak babıda, talak kitabıda ikinci babda zikir kılıyordu. Birinci babda hayz görgen ayağını talak kılıçlik, caiz mesleğine, haramlığına aitip ikinci babda şu meseleni zikir kılıyordular. Kalin İmam Müslim. Fesel bizim müllelerimiz, alımlarımız her karemeydi mi kitapları geldi? Müslim'de geliyordu ki bana Sahih. Bukhari'den ki yenge en sahih kitap. İkinci bab, babu talaqis talaqi. Üç talaqın babı deyaptılar İmam Müslim. Senedlerimle deyaptılar bana, Haddesana İshak ibn İbrahim ve Muhammed ibn Rafi'ye ve Lefzul ibn Rafi'ye kala İshak, akbarana ve kala ibn Rafi'ye haddesana Abdurrazzak akbarana ma'amarun an ibn Tavus, an abihi an ibn Abbasin radiyallahu anhuma. Bütün senedlerimle deyaptılar ki, bililer yani kançalı müstahkem mesele bu geldi. İbn Abbas'tan rivayet qilinadi. İbn Abbas kim? Peygamberimizin amakisini oğlu. İbn Abbas kim? Kur'an'ın tercümanı. İbn Abbas kim? Bu ümmetin hibri. En çukur alimi. Peygamberimiz aleyhisselam hakkıya dua kıyanlar. Fakihu fiddin. Dinde fakih kıyın. Kur'an'ın tevilini örgetkin diyenler. Şu zat ayeti yaptılar ki, Kale. Kânet talâku ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın zamanında talak şundayı bu yanıdır. Bu Abi Bakir'in, Abu Bakir'in zamanında yan. Kadın. Abu Bakir'in halifeliği zamanında. Rasulullah vefat kıldı. Abu Bakir'in halifeliği zamanında yan. Ve senetayni min hilafeti Umar'a. Ve Umar ibn-i Hattab'ın halifeliğini iki yıllıkıda. Talak-ı selasi, üç talak vahideten. Bittiydi diye. Kadın. Bula da ihya kılıçlık gerek. Her bittileriz, muhiddin buluşlarız gerek. Dinde ihya kılıyorlar, bu meselelerde ihya kılıyorlar. Sizler ihya kılıyorsunuz, kim ihya kılıyordu? Karin sahih hadiste kiliyordu. Resulullah'ın zamanında, Ebu Bekir'in zamanında, Umar ibn-i Hattab'ın halifeliğini, iki yıllığı da üç talak bitti talakıydı diyordu. Başka ne medenini kereksiz? Demek Peygamberimiz aleyhisselam triğliği de bütün hayatı boyunca üç talak bitti bu yani. Müllelerimiz Allah'tan korkmuyordu mu? Demek ki bu hakikatte yaşadı. Mülaka gapi yok dedi. İnkar kıladı. Kafir buladı bunu inkar kıyana. Ayet hadisi inkar kılıyordu. Karim, üyelmiydi mi? Doğru. Üç talahtı, üç talah buladı diyen fatva var. Biz onu rad kımıyız. Biz iki de fatvanı hem kabul kılamız. Biz etmemiz ki bir insan bir mecliste üç talah kıldım dese bunu üç talah deyişimizden mümkün. Bir talah deyişimizden mümkün. İki de fatva var diyemiz biz. Biz iki de fatvayı hem kabul kılamız. Nergisini inkar kılmıyız. Ama bunlar ne demek nergisini inkar kılıyor? Aslisini inkar kılıyor. Aslisi, bana İbn Abbas ayette işte bitirdi. Resulullah'ın zamanında üç talağı bir talağıydı. Başka bir madde ettiler yani. Şunu yapsınlar mı? Vahideten diyor. Bitti dedi diyor.
Peygamberimiz bütün umurda şunda yaşayan bulsa, şunda fatva vergen bulsa, sen kimsen sen Resulullah'ın bütün umurda vergen fatvaya karşı çıkarsan? Aytasan bu Vahabilerde fatvası deysen. Resulullah Vahabi miydi? Hani etçi? Ha desa, onda işi biterdi onu. Ve Abu Bakir'de halifelik zamanında. Abu Bakir halifelik zamanında daim fatva verdi ki, kimi ki bir mecliste, bir ağızda, üç talaksa, min talaksa, bitti talak olardı. Resulullah'dan yine devam ediyor. Ve Umar ibn Hattab'ın halifeliğini iki yıl diyen şunu diyeyim oldu. Kiyin, Umar ibn Hattab'da halifeliği iki yıldan kiyin, üçüncü yıl götkende, fekala Umar ibn Hattab. Umar ibn Hattab etti ki, innen nâse qad iste'celû fi emrin, qad kened lehum fihi ana'atun. Elbette insanlar, ular için muhleti buygen, fırsatı buygenlerse de işte şaşıldılar. Yani Allah sana olayken muhlet bir yanıdı. Attalakum merrataniydi yanıdı. Kari umaret yaptı. Ularge Allah sana iki de muhlet bir yanıdı. Eri hatun birbirden tez raceş gitmesin. Bir talaksın, oylep görüşsün. Belki pişenden buluşadı. Yukarıda etken fesatlarına sebepçi buluşmasın. Yeressin bular. Aileni tikilesin. Eğer bu mesele, raceş kötü uğradı. Acayip gitsin, belki bir yıldan kim pişman buluşadı, yine yaraşırdı. Lakin bir denege bir mahallesi üç tane hakkımasın ki, hani sizge muhlet bir oda Allah-u Teala, netçe aydan kiyin, üç tane hakkı şaritte, kiyin siz birbirinizge kaytelmediyen haletke şaritiz. Bu nesana siz bir mahallesi bitir koyuyorsunuz. Hani? Çünkü muhleti şaşırı yapsızsınız. Allah'ın birge muhletini şaşırı yapsız. Bu isyanmaz mı Allah Teala'ya? Şunu Umar ibn Hattab ayeti yaptılar karim. İnsanlar ularga muhlet verirge, muhleti buygen işte şaşırdılar. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ Şimdi biz ularga devam ettirsek, ularga devam ettirsin diye yaptılar. Umar ibn Hattab şu yaptı, yapırdılar da ettiler ki bundan kiyin kim üç talakta üç talak çöndedir. Söylediniz mi? Üstelah meselesi şundan başlandı. Şunun için biz inkar etmeyimiz. Umar bir yaptı fatıvanı. Ve başka sahabeler tasdik kılı yaptı bunu. Çünkü hakikaten Umar'ın zamanından başlandı adamlar talakka itibar vermeye koyuştu. Sahabeler mez. İslam'ı yan yitir yaptığı insanlar sahnesine talak bulsun, min talak bulsun, yüz min talak bulsun bir gapirişi yaptı. Sahabeler nasihat kıldı. Bu ne demeyler? Bu talak meselesi ağır mesele. Bir talak sen buladı ki, talak kıldığında kursi buladı. Ne mekene var? Min talak, yüz min talak deyişti. Ne mekene var? Bir çüntüldü, çünüşmedi. Gen talak meselesini oynamasın bular. Allah'ta hükmünü mesele kımasın. Yengil görmesin. Hadir kıymetsizdir bilmesindir. Umar, talak meselesini himaya kılıçdığı için erkekler ağızdan çıkartır yani gelip dikkat kısın da verdi ki bundan ki üç talak desin. Ya ki üç talakdan köpüne etsin, üç talak bulandı. Bu oldu dedi. Bundan ki üç talak bir talak hesaplanmıyor dedi. Hoş bu Umar'da fatvası yiyken şunun için biz kabul kılıyoruz. Şimdi insan bilen o yüzden öyleyin. Umar kim? Peygamber mi? Yok. Sahabe. Peygamberimizi şagirtti. Umar'da hakkı var mı Resulullah'ın kanununu özgürtirişlikken? Peygamberimizin fatvasını özgürtirişlikken hakkı var mı Umar'da? Ve şu müllelerden söyleyin. Üç talakta bir talak hesaplaştık. Bizi mezhepte yok, Hanefi mezhebide yok, Ahl-i Sünnet'de yok, Vahabilerde meselesi deyip duruyken müllelerden söyleyin. Sahabenin fetvası hadisi mensuh kıladı mı? Sahabelerin sözü, bir sahabenin sözü mez, hemen sahabeler toplansa, icma bulsa, hadisi mensuh kıla aladı mı? Sahih hadisi. Mensuh kıla almasa, kendi kılıçsınız Resulullah'ın fetvasını takip ediyorsunuz. Bütün hayatı da birgen fetva. Abu Bakir'in fetvası şey. Abu Bakir diye ne demek? Abu Bakir'de zamanı değil mi icma vardı? Umar'da şu fetvasından kiyin üç talak üç talak bula diyen icma kiyen bursa Abu Bakir'de zamanı da üç talak bir talak ligi icma vardı ki onu demek itibar görmeyiz. Hani Allah'tan korkuşluk gerek. Çünkü siz her ropara kiyen mülleki şenki durmayın. Rasulullah kıladı sizi dünya ahirette. Kancadan kanca aileler yani adamlar bizden soruyordu. Yani bilişet de bizde fatva köp gelişen adamlar. Ve bazı ailelerde yerleştirip koydu elhamdülillah. Hatırını üç talak diyken yenge aile
Hatını hamilador. Birinci farzand. Şeytan, mal'un, vesvese kıyan, bunlar cancel kıyan, talak kuvarıptı hatını, üç talak kuvarıptı. Gelişte afsustamız, nedamettamız, şeytan bizi aldattı, o buldu, bu buldu. Hiç bunu buluştuğun aklımız yem kime geldi. Men etraf şeyman mısınlar? Bundan ki birbirlerine zulüm kümesler mi? Men yol tabi edemezler ya. Yolu var elhamdülillah. Ama zulüm kümeseleriz. Birbirlerine zulüm kümesler. Eğer zulüm kümesler mısınlarız, yolu yok. Yok zulüm kümesler, bizge yolu gösterdik. Gettik, yol var. Bana şu delillerde okuduk, gösterdik delillerde. Kursan buluştu, yaraşık geçti. Geceden müllerlerde yokusu kaçtı. Okulayanmaya kaldı müllerler. Kendi yıkılı bulaya yaraşık gelirdi bunlar. Yani, bir aile düzelip gelse müllerlerde yokusu kaçıyordu. Kendisi cancel dopalan kalıştı. Bizim azartta bunun hakkı yap yok. Bu Vahabilerde fatvası, bu Vahabiyken bunu işenmeyler. Caizmez bu fatva. Onlar zina kılışı yaptı, zinakar böyle yaptı. Bir cancel dopalan kalıştı. Mettin müllerler her nasıl yıkılıp gelirsin. Ya benim açtığımda gizim merdesemde. Ya üyümde kesin. Eğer erini şey yaptırırken olsa ben onlar da üyüge var hemen. Ve böyle onlar Kur'an'da kabul kılmasa, hadis kabul kılmasa Hanefi mezhebinden. Hanefilerde kitabından ispatlar diyelim ben bu fatuvanı. Yeter ki şöyle münazara kılamız desin. Uzağdan tanışatmasın bunlar. Dedi yok. Bırak da müller kime diyeyim, çakırma diyeyim. Yani, eğer hak olsa biz batıl olsa ispatlar versin idi. İspatlar verir miydi? Biz onlarda Hanefi mezhebinden göstermemiz aldığını gel. Bilişet de onların mı buluşunu? Onda Hanefi mezhebinden göstermemiz. Hanefilikte kezzablığı malum oladı ki hadisten göstermemiz. Resulullah'a ümmetlikte kezzablığı ispatlayımız da ki Kur'an gekeledi mesela. Kur'an'ın inkar kılığa duyarlığını ispatlayabiliriz. Yine kalp açadı ki Besir Amurullah. Ondaki uzlarda yapılar var. Çelamullah kafir astıp. Çelamullah kafir deyip uzlarının fatvaları var. Uzun meselesini bilmeli olardı. Çünkü delillerde yaşayışta Allah'tan korkusun. Başka şimdi bazı ailelerden üç talak kılındı. Gelişti biz aldığımızda karındaşları. Yürü var mı Kur'an hadisten? Var. Tamam ki gelişmedi. Ne ki? Başka müller erinmezden üyüge barıştı şu adamlar. Barışıp biz işimizde kadar geldiğinde siler falancı vahabini aldı diye barıştılar. Üç talakta fatva yaptılar iken var mıyalar? Ne ki? Kafir bulasılar. İyi. Hani kafir bulamız? Sura mıyalar? Bilmesinler. Avamsınlar. Biz alımız bilemiz kafir bulasılar. Bir hatındır bir kafir olup görürsünler bunu. Biz avamın elbette bir hatındır bir kafir bu muyumuz? Kalem bünceli hıyanat kılışı yaptı. Çünkü delil, ayet, hadis, fatvalar hemen inkar kılışı yaptı. Bunları kendi yıkılıp alın değilsiniz. Siz haklı getirip yapsınız, Kur'an'dan, hadisten getirip yapsınız, sizi düşman kılıp göstersin yaptı. Şimdi ula etmezsin ki fakat Müslüm'deki yani yok. 200'te kitaptan delil göstermen, 200'te. Şu meselenin kötergenimden biri eytemen hemen ki. 200'te kitaptan delil göstermen. Şimdi tefsirler, hadisler, fiqh kitaplar, şu meselede yazılınken müstakil risaleler, kitaplardan 200'te kitaptan delil göstermen. Hani inkar kılışsın ki? Bunda açık aydın boyunca meselenin yaşırışıp ümmette erleştirmek gerek var, zulüm kılıştırmek gerek var. Bir adam geldi, bir aile er pişeyman. Beşte balası var. Uzları hem kembe kaldı. Şimdi hazır hatın evde yüden çıkıp gitken baladığın yeri yok. Barıp hatın akasındaki de oturuptu. Akasında hatınımdan her günü cencel. Balları kıynel yaptırıyor. Üyü tar. Şehir halatını bilesinler. Kışlar halatınmaz ki üyler keyin bosa. İki fanalı, üç fanalı üyde yaşa şey yaptı. Her günü kıytu cencel tıparayın. Yolu yok mu? Bar. Geliler bana, eğer pişenmen buluşsa, bundan ki zulüm kılışmasa, bana şu deliller var. Müllerler izin vermedi oraya. Yok dedi. Hatın harb oladı mı? Barlar harb oladı mı? Bizi kızıktırmıyordu. Kımıyorsalardı, yaraştırmıyorsalardı. Ben müllerlere köp ettim. Allah'tan korkuyorlar. Köçede şunca zina kılını yaptı, hiç öylemiyorsalar. Oğurluk kılını yaptı, hiç teşvikiyet kemiyorsalar. Bir aileye yaraştırıp koyulsa, uykular sevmeyi kalırdı. Cancel toparlan kalırdılar. Hatta şimdi bir aileni yaraştırıp kuyganımızda Saudiya'dan, Mekke'den telefon kılı yaptı bir halefi alim. Pakistan'da okuyken, uzunca katta alım yani.
Mekke'de tafsirden ders verirdi, hadisten ders verirdi. Telefon kılıp, etedi, bir fatva içtik kaldık siz. Şimdi üç talakdı, bir talakdı. Yaraştırıp koyup sakin, şu rast mı? Rast. Bunu kendi etkiliyiz, bunu dalili var mı? Var dalilleri mi? Dalilsiz bu miydi ki? Şimdi dalillerini görsetseyiz. Dedim ettim, siz oğuz alımsız. Bilmiyorsun da dalillerini. Falan falan yerlerde ki yiyen ki. Dedim ki, bazı kitaplarda ettim ki, onun aklı yiyem kime geldi o kitaplarda buluştuğun. Hanefilerde falan falan kitaplarda yiyem ki yiyem. Sen anaydın olsan biz bir köremiz. Bir de bir günler ki yine telefon oldu. Körgeni yok. Bu öyle dedi ki, Hanefi mezhebinde bu nasıl yok dedi. Ahl-ı sünnede buna kakide yoktu böyle dedi. Bu meselede taklit kılıçatı, tekşirmezden kör körüne taklit kılıçatı. Yine telefon kıldı, dedi, Hanefi mezhebinde yok gibi fatva. Ahl-ı sünnede yok dedi. Kimin açtığım geldi. Siz eğer münazara kıladığı gelmesiniz, ilmi tartışadığı gelmesiniz, kendin ya kendin uzun baraman sahudaya, tartışayla sizden münazara kıladığı, kitapları ortaya koyun. Sen yok gibi sizden münazara kılmak istemez mi? Sizi hürmet kılamız, alımsınız. Lekin dalil bulsun diye yaptık. Yani biz korkuyoruz ki şu aile zinakar olup kalmasın. Şu bala bilen kız zinakar olup kalmasın diye korkuyoruz. Halas bu mesela biz yenime. Biz sizi hürmet kılamız. Dedi bu satana inlemedim diye. Ettim ki yani ilmi tarafta bana mesleğe cevap veriyordu. Yani orada eğer zinakarlıktan korksalar uzlarına telefon koyuyorlar. Uzlarına yaklaşıyorlar. Bırakımdan ki yine telefon koyuyorlar. Ki açtığım kedi benim sabrım bitti. Dedim, hadi telefon kılıyorsan mı? Sen kana kalımsan. Mesela şu Türkiye'de şunca zina böyle yaptı günüye, şunca katıl böyle yaptı, şunca uğurluk böyle yaptı, katta günahlar böyle yaptı. Birer madde telefon kılıp, birer madde nasihat kılmadın sen. Sen eğer oğlum bu sen, adamlarda gamin yesin, zinadan korkuyup dururken bu sen, birer madde telefon kılıp falancının hatını zina kılıyordu iken, falancının kızı zina kılıyordu iken, falancının gelini zina kılıyordu iken diyenin yok. Falancının oğlu oğlu kılıyordukken diyenin yok. Şimdi biz Kur'an-ı Hadis'ten Daniel'e suyanıp bir ailen tikilip koysak, şu cari tinçin büzüldünüz yani. Her gün telefon kılıyorsan mı? Allah'tan uyanmıyorsan mı? Kanak adamsan sen. Bir katlığı yapıp bir oldum ki, yok yok biz sizden azaplantırmak istemezsiniz diye bizi metoda çürünüyoruz. Yaptım kalktım ben gidip telefon kılmıyor bu masalada. Ya o yiğitler gelmedin. O zihni ailenin himaya kalın. Yine seni dinleyen uçuşu görmüyor mu cennetleşir? Güyem tahdit kutulardı. Hiç kim benim meselemi kirmezsen kim kirse kellesini alamadı. Bundan ki indi ne kalıştı? Sünce dalil ettik, indiş yaptı bari bir itiraz da. Kelleğini alamadı diyordu ki indi ne koyuştuk yine. Kalem, mullalarımız şunu diyor, alımlarımız şunu diyor koyan. Umarımdan Hattab bu fatvalı çıkarı yaptığı günde oza itiraf kılı yaptı. İnden nese kad isteacelu fi emrin kad kânet lehum fihi anaetun. Ularga muhlat berilgan. Shoshilmaslik kerak bo'lgan. Sekin, asta-sekinlik bilan qilish kerak bo'lgan. İşte ular istajalu, istijob qilishdi deyapti. Shoshildilar, tezlashtirdilar deyapti. Biz ham tezlashtiramiz deyapti. Jazo bo'lsin deyapti. Demak, Umarning bu fatvosi siyosiy fatvo, buni bilinglar. Umarning bu fatvosi jazo usulidagi fatvo bu. Tushunyapsizmi? Oldingisi diniy fatvo. Üç talağda bir talağda işlik, asli şer'i fatva. Umar'da fatvası siyasi fatva. Hala ki alim izlerkeni münazara kılığımız ispatla veremem bunu. Fatvalar bazen özgeredi, siyasi itibardan özgeredi bazı fatvalar. Siyasi itibardan. Mesela bazen oğlu izge siyaset kılığız, kız izge siyaset kılığız. Şer'an caizmez bu. Öldüremem deyiz. Hani? Öldüremem deyemsiz. Bu siyaset de bu. Siyaseten caiz. Peki şer'an caizmez. Şimdi oğlu izletmeydi ki öldüremeysen. Günah, katta günah. Allah'tan korkmaysan mı? Halal sen kafir olasan demedi ki oğuluz. Oğuluzdan söylendi ki siyaset kılıyapsız siz. Yani dinde var bu nasıl? Şer'i fatva, şer'i hüküm ve siyasi hüküm var. Umar'ın hükmü siyasi hükümdür. Umar nasıl bütün sahabeler toplansa bir hadiste uzayatır almayız. Şer'i hükümde uzayatır almayız. İmam Müslüm yine bir rivayet getiriyor çünkü. Anne Abba Sahba قال لي ابن عباس ابو صحبه ابن عباس كتبت كي اتعلم ان مكانه الثلاث تجعل واحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثه من اماره عمر ابو صحبه ابن عباس سوريت كي پیغمبرimiz عليه السلام زمانه ده ابو بكر زمانه ده و عمرنين امیرلیگینین 3 یلیده
كانت الثلاث تجعل واحدة قرين üç talak bitta qilinar mıdı ta'lamu shuni bilar mıdin sen de soruyor. Qarin İbn Abbas'ın fatvası shunchalik mashhur ediki adamlar kelib so'rashyapti. Shuni bilar mıdin shunday mı dedi? Faqala İbn Abbas aytdiki na'am. Na'am nima degani? Ha degani. Yo'q degani emas. La demayapti-ku. Na'am deyapti, ha deyapti. Shuni bilar edim deyapti. Va yana boshqa rivoyatlarni keltiryapti. Ya'ni bizga hozircha bu kifoya qiladi mana hadisdan. Endi faqatgina Muslimdan emas. Boshqa kitoblarda ham bor bu. Boshqa hadis kitoblarida ham bor. Endi Hidoyaga qaraylik. Hidoya Hanafi mazhabidagi eng mo'tabar, eng mashhur kitob. Qani Hidoyada nima deyapti? Hidoyada kitobu taloq deyapti-da, taloq kitobida babu taloqi sunna, sunnatga muvofiq taloq qilishlik deyapti. Keyin taloqul bid'a deyapti. Bid'at taloq deyapti. Bid'at nima degani? Dinda bo'lmagan degani. To'g'rimi? Qani Hanafi mazhabida bid'at taloq degan taloq bor ekan. Bid'at dinda bo'lmagan. Nima u? Eshiting ana. Va taloqul bid'ati. Bid'at taloq dinda bo'lmagan taloq. An yutalliqaha salasan bi kalimatin wahidatin. Bir kalima bilan 3 taloq qilish degani. Qani Hanafi mazhabi bu. Ko'ring. Darro bizim mullalar aytmasinki bu qaysi chop ekan bu. Balki bular o'zlari yozib olgandir. Yoki bu Hidoya Arabistondan chiqqandir demasin. Hidoya Pokistondan chiqqani bo'lsin, Buxorodan chiqqani bo'lsin, qaysinisida bo'lsin, ko'rsiz, taloqul bid'ati an yutalliqaha salasan bi kalimatin wahidatin degan. Xolaydimi, xolamaydimi shu kalima bor. Xolasa endi Hanafi bo'lsin, xolasa chiqib ketsin Hanafi mazhabidan. Chiqib ketsin. Bir kalima bilan 3 taloq qilish edi, bid'at taloqi deyapti Hanafilar. Boshqa nima desin Hanafilar? Uyalmaydimi biz Hanafilarimiz shunda ham 3 taloqni yashirishib? Qanaqa insonlar bular? Bular na Hanafi, na Qur'onga amal qiladi, na hadisga, na Hanafi mazhabiga amal qiladi. Aw salasan fi tuhrin wahidin. Qarin, hattoinki bir tuhrda 3 taloq qilish degan bid'at deyapti Hanafilar. Ikkinchi masalani qarang. Ya'ni ikkinchi masalaga qanday bo'ladi? Bir ayol pokmi taloq qildi bugun. 2 kundan keyin yana taloq qildi. 2 kundan keyin yana taloq qildi. Shu 3 taloqi 2 kundan o'tdimi, bir to'g'rida bo'ldi, bu ham bid'at deyapti Hanafilar. Joiz emas deyapti. Men bunisiga ham izn bermayapti Hanafilar. Oldingisini kel qo'ying endi. 2 ta masalani yashiryapti biz Hanafilarimiz. Faiza fa'ala zalika waqa'a taloqu va kana asiyan. Agar shunday qilsa, taloq voqe bo'ladi, taloq tushadi. Va kana asiyan osiy bo'ladi deyapti. Fosiq bo'ladi deyapti. Qarang. Günahkar bo'ladi deyapti. Qanday qilib günahkar bo'ladi? Birinchidan bid'at, dinda bo'lmagan narsa. Ikkinchidan mana shu oyatning oxirida zikr qilindi-ku. Nima dedi Alloh taolo? Tilka hududulloh dedi. Bular Allohning hadlaridir dedi. Fala ta'taduha. Haddlardan oshmanglar dedi. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ kimi ki Allah'ın hadlerden asla فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ dedi. Ular zalimler dedi. Allah'ın hadlerine اَتَّلَاقُ مَرَّتَانِ gördün mü? Talak iki mertedir. Bu Allah'ın haddidir. Had ne dedi yani? Çizik dedi yani. Çekere dedi yani. Allah çizik sizi yaptı sizi ya. Talak iki mertte bulundu yaptı. Bir mertte talak kime dedi yaptı sizi ya. Bu Allah koyan çizikı Eğer وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Allah'ın haddan aşağıdırken bu şey zalimsizsiz. Zalimsiz. Zalimsiz. Nime ki bu meseleler yaşırılıyor? Nime faydası var onlar ya? Elbette mullalarımız meselelerde yaşırken yine aceplemeyim ben. Bitti bu meseleleri yaşırıp oturken yok diyorlar. Hemen meseleleri yaşırıp oturuşmuş. Allah'tan korkuşmaydı. Haklı gelirse sizi tuhmat kılacaktı. Bu ahli sünnetge düşman, harafiye düşman Allah'tan korkusun. Bir lafızda 3 talak bise hanefilere göre talak çıkadı. Lekin etkenimiz değil. Biz iki lafı atıvanıyan kabuklarımız. Biz ailenin halatı yakalayımız. Daim yine aldığım yekisi ben sorayım ben. Şu talaktan aldığın hayatları sen de yutarız. Daim cendem, daim birbirimize zulüm kulağımız. Siz bunu sen yarışmayınlar. Ketavriler yani. Kerek yok bunu. Zulüm hayatı kerek yok. Her kim uzun yolu iki tavırsın. Katlı günahkar bunu yapsan. Ve ki, biz birbirimizi yaş görerdik, sevardık, muhabbetimiz bu arada.
birbirimizi hürmet kıladık. Bir tane bir şeytan vasfası yapıldı, gazaplandık, ağzından çıkıp gitti. Sen bunu yaraştırsa olardı. Bundan ki cancalatın eslerinde yok yok bize. Neyle? Ortamızda Allah şahit, Allah ki bana söz verirler, zulüm kim eşler birbirlerce diye, onları da yaraştırıp koyarız. İki defa fatvanı hem işletemiz biz, elhamdülillah. At-talaqu marratanidagi bahslar shular. Hozir qisqachagina aytdim men. Lekin bu yerda gap ko'p albatta. Dalillar. Yana bir masalani aytishligim kerak sizlarga. Faqatgina shu yerda kelib tikan deb o'ylamasin insonlar. Yana boshqa bir kitobdan dalil ko'rsataman. Abu Davudning sharhida kelyapti. Avnul Ma'bud Sharhu Sunani Abi Davud degan kitob. Abu Tayyib Muhammad Shamsul Haq Al-Azim Abadi Hindiston ulamolaridan büyük katta muhaddis yozganlar. Ya'ni Abu Davudning sharhida kelyapti. Men qasdan buni tanladimki, Abu Davud sharhida bo'lgan ekan, Muslimdan boshqa bo'ldi. Abu Bakrdan boshlayapti. Va haza khalifatu Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam va sahabati kulluhum ma'ahu fi 'asrihi. Va 3 sinin min 'asri Umar radiyallohu anhu. على هذا المذهب. من رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر. وهم من بقى بطن صحابة لر. أنين عصر ده. وعمر نين عصر ده 3 يل. هم أصل شو مذهب ده. 3 تلاقي بر تلاقي شرنا. فلو عدهم العد بأسمائه واحدا واحدا أنهم كانوا يرون ثلاثة واحدا إما بفتوى وإما بإقرار عليها. عند بر سنة دي عدم سنة سنتي. Bizim müllerler dedi ki falancı alim, tutancı alim üç talak buladı diyen bizi müftilerimiz köptüse hoş şimdi Abu Bakr'ın zamanı da üç talakı bir talakı köle diyen kişiler, etikad kıla diyen kişiler fatva verir. Ya ki fatva vermesin ikrar kıla diyen. Ben sahabeler fatva vermesedir ikrar kılışardı. İbn Abbas doğru ayırtıklı işaret. Şunlar da bitti sen ediyen bu ses. Ne iş kişi yok ki tabi bunlar. Hani sahabeler seninki bitti. Bunlar da şagirdler de seninki. Abu Bakr'ın zamanındaki. Umar'da 3 yıllık zamanındaki müftiler de seninki. Bütün dünyada şu fatva veriliyordu. Bütün dünyada. 3 talak bir talak bir fatva veriliyordu. Ve yine feinnehu lem yakun munkiren lil fatva. Ve o şevakitte hiç kim şu fatvanı inkar kımasıdır. Şimdi bu bütün sahabelerin halatı şunu diye böyle yaptı. Abu Bakr'ın zamanından başlayıp Umar'ın halife bu yönüye kadar. Bunlar elbette minlerden aşk etmedi ki bunlar. Bitti sana çıkardı yalnız siz. Ayet yaptılar ki kema zekere Yunus bin Buker an İbn İshak. Yunus bin Buker İbn İshak'tan zikir kıyaptı ki ve kullu sahabiyin min ledun hilafeti Siddiq ila selase zinen min hilafeti Umar radiyallahu anhuma kâne ala enne selase vahidatun fetvan av ikraran av sükutan. Abu Bakr'ın zamanından Umar'ın halifeliğini 3. yılı geçse bütün sahabeler, bütün ulamalar 3 talağını bitti talağı bilişerdi. Ya fatva verirken halette, ya bu fatvanı ikrar kıyken halette, ya bu fatvaya sükut kıyken halette. Hiç kim karşı çıkmasıdır. Bizim mülleler nemeye karşı çıkıyordu. Sahabeler karşı çıkmayanlarca nemeye karşı çıkıyordu bunlar. Kim bunlar? Ve lihaza iddia ba'zu ahlil ilim enne haza l-icma kadimun. Şunun için bazı ulamalar dedi ki bu icma kadimdir. Avvalki icmadır bu. Ve ümmet elhamdülillah hiç geçen bunu hılafıya cembu geni yok. Bel lem yezel fihi men yufti bihi karnen ba'de karnin. Ve bizim müllerler dedi ki Umar'dan ki hiç kim üç talak bir talak diken fatvanı vermeyen deydi. Bana kalem ulamalar et yaptı bunu. Hatta muhakkikler, muhaddisler et yaptı ki elhamdülillah sahabaladı zamanından beri bizim zamanımız geçti, bu nesil devam etip geldi. Yani fe'afte bihi hibrul umme Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas Umar'ın o şey fetvasıdan ki yine üç taladı bir taladı fetva vergenler. Üç taladı yiyen fetvası yiyen var. İkelesi yiyen var. Lekin ibn Abbas etmeyipti ki Umar'da şu yapıdan ki bas indi biz bu yapıymıyız deme yaptı. Daha bir yana bir iş yaptı kalın. Umar'da o şey fetvasıdan ki çıkıyordu bu resimler. Ve afta bi enneha vahidatun az Zubayr bin Avvam. Abdurrahman bin Avf. Zubayr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf.
Ular ham 3 taloqni 1 taloqni fatvo bergan. Ularda ham vahobiy deydi, ularda ham adashgan deyshadimi? Hakahu anhuma Ibn Vaddah. Ibn Vaddah buni hikoya qiladilar. Wa an Ali va Ibn Mas'ud rivoyatani. Kama an Ibn Abbas. Ibn Abbasdan 2 ta rivoyat bo'lgandek, Ali'dan va Ibn Mas'uddan ham 2 ta rivoyat bor. Qani nechta sahobiy bo'ldi? 5 ta sahobadan rivoyat keldi. Va ma tabi'un. Endi tabi'larga kelsak. Qani sahobalardan keyin Tafta bihi Ikrima, Ikrima şu fatvanı verdiler. Vafta bihi Tavus, Tavus şu fatvanı verdiler. Vamma tabi'u tabi'in, taba tabi'inleri kesek. Tafta bihi Muhammed bin İshak. Muhammed bin İshak şu fatvanı verdik. Hakahu al-İmam Ahmed ve gayruhu anhu. Ahmed bin Hanbel o kişiden nakıl kıladı bunu. Vafta bihi Khilas bin Amr. Khilas bin Amr şu fatvanı verdi. Vel-Haris al-Ukli. وَأَمَّا أَتْبَعُوا تَابِعِينَ التَّابِعِينَ تَابِعِينَ 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 كَسِك أَفْتَ بِهِ دَاوُد ابن علي وَأَكْسَرَ أَصْحَابِهِ دَاوُد بن علي وَأُنِنْ أَصْحَابْلَنِ كُبْتُدِكِ شُفَتْوَانِ بِرِشْتِ حَكَهُ عَنْهُمْ ابن مغلس وابن حزم وغيرهما ابن المغلس ابن حزم وباشكالر أولادا ناقل قلشادي وَأَفْتَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك İmam Malik'in bazı ashabları şu fatvanı verişti. Bazı Malikiler. Hakahu Tilimsani fi şerhi tafri' li İbnil Hallab kavlan li ba'zil Malikiyye. Tafri'nin şerhide İbn Hallab'nin tafri'nin şerhide Tilimsani zikir kıl yaptı bunu. Vafta bihi ba'dul Hanefiyye. Bazı Hanefiler hem eskiden fatva verirken biz bu fatvanı veriyatırken birinci hanefi yemez miyiz? Afsuslar olsun. Kaneydi birinci hanefi bu yanımız dedi. Katta sahabı yakaladık da ama biz birinci yemez miyiz? Bizden aldıngiler etken biz aldıngilerde yolunu devam ettiriyoruz. Salas. Mullalarımız toplan kımasın. Bu yangi fatva çıkarttı. Yangi din çıkarttı. Hakahu Abu Bakir al-Razi Muhammed bin Mukatil. Abu Bakir Razi Muhammed bin Mukatil'den bunu nakıl kılıyordu. وافتى به بعض اصحاب احمد احمد بن حنبل'in bazı ashablari şu fatvanı berganlar. Yani Hanbalilerden ham. Qarayın, bütün mezheplerden var. Şafiilerden ham var. Elhamdülillah Allah Teala ummatı uyğatıyaptı. Hazır bunu fatva berganlar köp elhamdülillah. Mesela Pakistan'daki, Hindistan'daki Hanefiler bu fatvaya qarşı emaslar. Aytadiki hadiste kelgan deydi. Kim şu fatvanı bersa haq deydi. Onu biz daha hak demeyiz deyişeceğiz. Kim şu fatvanı verse hak deydi. Onu biz daha hak demeyiz deyişeceğiz. Kim şu fatvanı verse hak deydi. Onu biz daha hak demeyiz deyişeceğiz. Kim şu fatvanı verse hak deydi. Onu biz daha hak demeyiz deyişeceğiz. Kim şu fatvanı verse